Merhaba arkadaşlar, yeni bir video ile tekrardan aranızdayım. Bugünkü videomda araç içi ipneon uygulaması nasıl yapabileceğimi sizlere tüm detaylarıyla anlatmaya çalışacağım. Gördüğünüz gibi ürünlerim burada yer alıyor ve her ürünüm için de ayrıca sürücü modülleri sipariş etmiştim. Şimdi araç üzerindeki uygulamaya geçelim ve tüm detayları sizlere anlatmaya çalışayım. Evet arkadaşlar, ipneon uygulamamızı ben aracımın kapısına gerçekleştireceğim. Aracın iç bölgelerinde de bu ipneon uygulaması yapılabilir ama ben sadece dört kapama aracın bu çizgi hatlarına ipneon uygulamasını yaparak güzel bir görünüme kavuşturacağım. Bunun için de kapının söküm işlemini gerçekleştireceğiz. Aracımızın düğmeleri ışıksız, yani 2015 Haziran öncesi üretim olduğundan dolayı cam düğmelerinde aydınlatma yok. Eğer olsaydı bu çok iyi, basit, hızlıca olacaktı. Bundan dolayı da aracın ön tarafına doğru yeni bir kablo hattı çekmek zorundayız. Şimdi bu kapı söküm işlemini kendi hazır videolarımdan alıntı yaparak gerçekleştirelim. Daha sonra detayları sizlere göstermeye devam edeyim. Sökme işlemine başlarken ilk önce burayı çıkartacağız. Şurada bir tırnak vardır. Onu ince ucu bir şeyle basarak şöyle çıkartıyoruz arkadaşlar. Daha sonra burayı çıkartacağız. Buranın biraz söküm işlemi sıkıntılı. Yani tırnakları kastan kolay çıkmıyor. Onun için şöyle eşit orantılı sökmeye çalışacağız. Gördüğünüz gibi burayı da böyle alıyoruz. Sonrasında bu tuşumuzun olduğu yeri de çıkartacağız. Şuradan elimizi sokup yukarı çekerek şöyle tırnağını attırıyoruz. Kendimizi alıyoruz gördüğünüz gibi. Şurada bir tuş vardır. Şöyle basıp bunu tamamen ayırıyoruz. Şimdi kapıyı tutan vidalarımızı çıkartmaya geldi sıra. Bir tane şunun altında bir vida vardır. Şöyle şu köşeden girip açarsanız gördüğünüz gibi bunun altındaki vida ortaya çıkar. Daha sonra şu parçamızı da sökeceğiz. Bunun altında da vidalarımız vardır. Şöyle köşelerinden kemik yeniden malzememize giriyoruz. Ve parçamızı şöyle ekerlerinden attırarak çıkartıyoruz arkadaşlar. Şimdi vidalarımızı sırayla söküyoruz. Son olarak da kapımızı şöyle alttan girerek kendimize çekip tırnaklarından kurtaracağız ve yukarı kaldırıp çıkartmasını sağlayacağız. Şöyle elimizi alttan giriyoruz. Sert bir şekilde çekerek buradaki böyle tırnaklarından komple kurtardık. Sonra yukarı kaldırıyoruz. Şöyle. Ve kapı kulpuna bağlı şu tellerimizi de çıkartacağız. Şöyle kendimize doğru çekiyoruz. Sonra şuradaki tırnağından bu şekilde ayırıyoruz. Kapımızı tamamen alıyoruz. Evet arkadaşlar, şimdi kapımızı söktükten sonra ipneonumuzu kapının şuradaki hattına doğru uygulayacağız. Onun için de şöyle yapıyoruz. Şuradaki araç içindeki kesişim noktasına kadar ön kısmını uzatmış olacağız. Şöyle, bu arada şöyle görüyorsunuz. İpneonun böyle geçirme kanalları vardır. Bunları buradaki ek yerlere doğru bastırarak gidiyoruz arkaya doğru. İyice bir bastırırsınız. Güzelce oturmasını sağlarsınız. Şimdi bu tarafa doğru gitmeden önce şöyle bir bilgi vereyim. İpneonumuzun şurada bir tane power jack'ı var. Bunu nasıl yapacağız? Şu kapıyı biraz ön tarafa doğru alalım. Kapıyı bu ön ve arka içine geçerli. Şöyle esnetince şurada bir aralık açılır. Şu an kamerada net anlaşılmıyor olabilir. Şöyle esnetince şuradan boşluktan aşağıya burayı vereceğiz. Zaten bütün fazlalık ipneonumuzu da buradan aşağı salacağız. Gördüğünüz gibi kaldığımız yerden devam edelim hatta. Şöyle ipneonumuzu buraya sıkıştıra sıkıştıra gidiyoruz. Ön kapıda yaptığımız bütün işlemi arka kapıda yapacağım. Zaten ben size bir ön bir arka şeklinde göstereceğim. Diğer sol tarafı, bu sağ kapı tabii. Diğer sol tarafı göstermeyeceğim. Bütün benzer işlemleri yaparak aracın kapılarını ipneon uygulamasını gerçekleştirmiş olacağız. Şöyle esnetiyoruz. Gördüğünüz gibi ipneon uygulamamızı şöyle güzelce gerçekleştirdik. Hatta şöyle ufak tefek dalgalanmalar var gibi. Bunları iyice böyle bastırarak dümdüz olmasını sağlarsınız. Şu ekten biraz kurtarırsanız, çünkü kapının şu eki tamamen birleşmiş olacak.
Şimdi sürücüyü nereye yerleştireceğiz? Onu göstereyim sizlere. Kapımızın iç tarafını çevirdik. Gördüğünüz gibi ipneonun kablosu böyle aşağı doğru sarkıyor. Şimdi sürücümüzü ben şuraya yapıştıracağım. Ve tabii üstüne bir de cırt atacağım. Sağlam olsun diye yapışkan bırakırsa kendi gibisinden. Gördüğünüz gibi bir tane çift taraflı bant yapıştırdım. Bunu açıyoruz. Arkasından şuradaki plastik parçamıza yapıştırıyoruz. Gördüğünüz gibi sapasağlam. Aslında kablo bağlatmaya da gerek yok. Sonra ürünümüzün çıkışını soketine bağlantısını yapıyoruz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi şöyle şuradaki boşluğa doğru bırakırsanız bunu da şöyle üstüne doğru sıkıştırırsınız. Şimdi şu kablo ek yapıp şimdi aracın neresinden geçireceğimizi sizlere gösterelim kablo yapısını. Kablomuzu kapımızın diğer kablo geçiş noktasından geçirebilmek için ilk önce buradaki plastikleri de çıkartacağız. Çünkü bunun arka tarafına ulaşmak istiyoruz. Şimdi onları göstereyim sizlere. İlk önce kapı eşiğindeki şu plastik parçayı sökmekle işleme devam edeceğiz. Bunun için de şöyle elimize arka tarafından girerek dışa doğru kastırarak bu parçayı attırıyoruz. Ve böylelikle bu parçamızı alıyoruz arkadaşlar. Daha sonra şurada bir tane plastik somunumuz vardır. Bunu açarak alacağız arkadaşlar. Arkasından dik bir şekilde kendimize şöyle tutup biraz sert olabiliyor. Şöyle çekip alıyoruz. Evet arkadaşlar, yaptığım işlemi sizlere şöyle göstereyim. Gördüğünüz gibi kalın bir kabloyu şu dipten kılavuz niyetini buraya geçirdim. Aslında niyetim neydi? Ben şuradan içeri girip şu kablonun dibinden şuradaki körüklü plastik yapının içinden görünmeden içeri geçirmekti. Ama bunu yapamadım. Niye derseniz de buradan yeter kadar çalışma alanım yok maalesef. Hem de kablolar dolu olduğu için bir de böyle açılı indiği için yapamadım. Onun için aslında bu hoparlörü sökülmesi lazımdı. Ama perçinli olduğu için bu işe de bulaşmıyorum. Dediğim gibi şuradaki plastik çontamı esnettim dibinden. Kılavuz kabloyu saldım. Hemen içeriden elimden çektim. Şu anda kablomu geçirmek için hazır bir tane kılavuz kablom var. Bunun ucuna bağlayıp içeri alacağım. Ama nasıl yapacağım? Kapıyı takarken kablomu şuradan şöyle getireceğim. Şuradaki körüklü geçiş plastiğin üstüne kablo bağıyla bantlayacağım ve o şekilde de içeri alımını sağlayacağım. Şimdi kapımı takımını gerçekleştireceğim ve bunu yine kendi eski videolarımdan göstereceğim. Daha sonraki işlemleri birlikte devam edeceğiz. Evet arkadaşlar, şimdi size geri kapatma işlemini göstereyim. Bu tellerimizi yerine yerleştiriyoruz. İlk önce şu kafa kısmını yuvasına geçirip sonra şöyle yerine oturtturuyoruz. Aynı şekilde beyazı da şöyle yerleştirip şu şekilde yerlerini takıyoruz. Daha sonra kapımızın şu kısmını buraya şöyle üstten aşağıya geçireceğiz. Oturtturuyoruz. Şuradaki kablomuzu şöyle almayı unutmayalım. Sonrasında artık ittirerek bütün tırnakları yerine oturtacağız. Evet arkadaşlar. Gördüğünüz gibi kapatma işlemini tamamladık. Şimdi vidalarını atmaya başlayalım. Vidalarımızı şu iki tane büyük kapının bu tarafına, küçük de bu tarafa atıyoruz. Şöyle sıkıyoruz arkadaşlar artık tamamen. Son olarak da bu vidamızı da atıyoruz. Ve şuranın kapağını şöyle kapatabilirsiniz. Ve bu parçamızın da şöyle tırnaklar tırnağa denk gelecek şekilde yerleştirip şöyle bastırıp şöyle tamamen oturtturuyoruz. Şimdi burayı da takalım. Şu soketin tırnakları birbirine denk gelecek şekilde şöyle geçiriyoruz ve şöyle burayı da takıyoruz arkadaşlar. Şimdi cam düğmemizi takalım. Şöyle önce soketini takıyoruz. Tırnaklar doğru gelecek şekilde. Sonra ilk önce ön tarafı yerine yerleştiriyoruz. Sonrasında şöyle bastırıp diğer tırnakların da oturmasını sağlıyoruz.
Ve son olarak da bu parçamızın da şöyle tırnaklarını birbirine denk getirtirip basarak tamamen oturtuyoruz arkadaşlar. Daha sonra gördüğünüz gibi ben buradaki kablo geçişimi gerçekleştirdim. Burayı video dışında gerçekleştirdim. Çünkü gördüğünüz gibi ben burada işlem yaparken hiçbir şekilde anlaşılmıyordu. Videonun önü kapanıyordu. Gördüğünüz gibi kablomuzu şuradan içeri aldık. Şimdi diğer kapımızın işlemini de gerçekleştirelim. Daha sonra tüm elektrik işlemlerini sonlandırarak bu videomuzu da sonlandırmış oluruz. Evet arkadaşlar, aynı şekilde kapımızın da yine buradaki çizgi hatlarını kullanarak iple uygulamasını gerçekleştireceğiz. Bunu da söküm işlemini kendi videolarımdan alıntı yaparak gerçekleştireceğiz. Şimdi sökme işlemini görelim ve arkasından ipnon uygulamasını nasıl yapabiliriz onu göstereyim sizlere. İlk önce işlemi burayı sökmekle başlıyoruz. Şöyle elimizle köşesinden girerek orantılı bir şekilde çekmemiz gerekiyor. Yoksa kasıyor. Şöyle. Gördüğünüz gibi bu parçamızı alıyoruz. Daha sonra burayı da çıkartacağız. Şuradan parmak payı var ama biraz zor olur. Onun için ben şöyle zarar vermeden kemik malzemesiyle şöyle köşesinden attırıyorum. Ve şöyle tırnak vardır. Oradan basıp bu parçamızı da alıyoruz. Şimdi işlemi şu gördüğünüz iki cıvatayı, bir de hemen şunun altında bir cıvata vardır. Bunları sökmekle devam edeceğiz. Ben şurayı göstereyim. Şöyle sivri bir şeyle kastırarak burayı açıyorsunuz. Sonra çekmeye başlıyoruz. Son olarak şimdi kapımızın tutan tırnaklarını arttıracağız iç tarafında. Bunun için böyle köşelerden girerek kapımızı arttıracağız arkadaşlar. Şöyle gördüğünüz gibi attırıyoruz. Ve şurada gördüğünüz kapı kilit tellerini çıkartacağız. Şöyle yerinden kurtarıyoruz. Sonra şu yuvasından çıkartıyoruz. Aynı şekilde yeşili de şöyle çıkartıp tamamen alıyoruz. Evet arkadaşlar, ben buradaki bütün işlemlerimi tamamladım. Size bitmiş hali üzerinden göstereceğim. Çünkü ön kapıda nasıl işlem yaptıysak aynısını burada da gerçekleştirdik. Sürücümü ben buraya yerleştirdim. Kablolama işlemlerini yaptım. Hatta şöyle kaldırayım. Fazlalık kabloyu buraya attım. Yani net görünüyor mu bilmiyorum ama ben kablolarımı üzerine açarak çift taraflı bandı sardım. Sonra böyle yapıştırıp bıraktım. Bu hem sağa sola hareket etmesini sağlar hem de tutar onu. Gördüğünüz gibi ipnionumu aynı ön kapıdaki gibi şu köşeden çıkarttım. Şimdi ön tarafını çevireceğim, sizlere göstereceğim. Böyle buradan gelip sürücüme bağlantısını sağladım. Şöyle bir bilgi vereceğim. Tabii önden de göstereceğim aynı şekilde. Ön kapıda ipnionumuzu üstten içeri doğru geçirmiştik. Bunda ise tam tersi. Çünkü göstereceğim çevirince. Şu çok fazla kalın geliyor. Onun için ilk başta şu ön tarafını geçirerek içeri doğru aldım. Yani öbür tarafa doğru aldım. Ve montajımı yaptım. Şimdi kapımızı çevirelim. Şu an güneşten dolayı çok net anlaşılmıyor olabilir. Hemen ipnionum şurada şöyle giriyor ve şu köşeden içeri de giriyor. Bu şekilde ben ipnionumun montajını sağladım. Aynı şekilde bunu biraz böyle kastırdım. Çok fazla kasmıyor. Ön daha rahat olmuştu. Bu biraz daha sert ittirmek zorunda kaldım. Bu şekilde ipnionumu da buraya montajladım. Şimdi bu kapının geri montajını yine eski videolarımdan göstererek sizlere gerçekleştireyim. Evet arkadaşlar, şimdi size geri kapatma işlemini göstereyim. Şu kapı tellerimizi şöyle yeşil hatlı olacak şekilde yerine takıyoruz ve oturtuyoruz. Aynı şekilde beyazı da şöyle takıp şöyle oturtuyoruz arkadaşlar. Daha sonra şöyle kapımızın iç tarafından tırnaklar tırnağa gelecek şekilde hizalayıp şöyle hizaladıktan sonra basarak oturtuyoruz. Kabloya dikkat ederseniz şöyle tüm tırnakları oturtturup işlemi tamamlıyoruz. Sonra cıvatalarımızı yerlerine atıyoruz. Kısa olan burayaydı. İki tane de uzunumuz var. Onları da şuraya atacağız. Şöyle güzelce sıkıyoruz ve kapağını şöyle kapatıyoruz. Sonra şu cam düğmemizin soketini takacağız. Şöyle yönü vardır. Yönü yönüne denk gelecek şekilde takıyoruz.
düz bir şekilde yerine hize alıyoruz. Üstüne aşağı basınca burası da oturmuş oluyor. Son olarak da şu parçamızı şöyle düzgün bir şekilde duracak şekilde yerleştirip üstten aşağı bastırarak tırnaklarını oturtuyoruz arkadaşlar. Ön kapıda yaptığımız gibi elektrik kablosunu içeri alabilmek için şuradaki kapı eşiğini de sökeceğiz. Bunun için şöyle yine yanlardan giriyoruz. Yukarı doğru kastırarak tırnaklarını attırıyoruz. Son olarak şöyle basarak şuradaki tırnağı da attırıp sonra kendimize çekerek alıyoruz arkadaşlar bunu buradan. Daha sonra buradaki parçamızı da çıkartacağız. Şöyle göstereyim. Bu parça çıkarabilmek için ilk önce şuradaki kapı contalarımızı şöyle kendimize çekerek buradan kurtaracağız. Çünkü bunun içinde tırnaklar bu contanın içine geçmektedir. Aynı şekilde diğer tarafı da yapalım. Daha sonra kemik malzemesiyle buradan girebilirsiniz veya yanlardan. Ama zaten el girebileceği için şöyle alttan yandan çekiştirerek bu parçamızı şöyle çıkartacağız. Evet, gördüğünüz gibi bu parçamızı böyle alıyoruz. Şöyle bir bilgi vereyim. Ben bu kabloyu biliyorsunuz ön tarafta şu diğer kabloların dibinden geçirmiştim ama bu arka taraf soketli bir yapıya sahip. Yani ben burada bir yerleri delip biçmek istemiyorum. Aracın orijinalini bozmadan. Gerçi biraz böyle kapı açıkken şuradan bir kablo sırıtacak ama olsun, o kadar sorun değil. Bu kablomu ben bu contanın dibinden içeri vereceğim. Sadece kabloyu buradan içeri verebilmek için burayı söktüm. Eğer sökmezsiniz şuradan aşağı inip dipten, yani burası biraz zor geçiyor, buradan öne doğru alabilirsiniz kılavuz kabloyla. Şimdi şunu da şöyle aldık. Biraz kapıya pay vererek bu kablomuzu şimdi şöyle geçireceğiz. Hatta ben şöyle şuradaki mekanizmaya gelmesin diye şuradaki ilk başta kabloma bunu cırtlayacağım. Payımı vererek buraya montajladım. Sonra aynı şekilde aşağıya indirip cırtlayalım. Sonra bu kablomuzu öne doğru şöyle alttan alacağız. Fazlalıkları da kesip burayı geri kapatalım. Tırnaklarımız tırnağa denk gelecek şekilde yerleştiriyoruz. Daha önceki geçirdiğim kablolar da buradan görünüyor. Şöyle tırnağa tırnak denk gelecek şekilde oturtuyoruz. Zaten hep tik tik sesler gelip oturduğunu anlarsınız. Arkasından şuradaki payı şöyle güzelce ayarlayın. Hatta biraz kablonun dayanıklılığını arttırmak için şöyle kesişim noktasına bir bant sarıyorum. Tekrar şöyle yapıyoruz. Şimdi buraları kapatıyoruz arkadaşlar. Evet. Gördüğünüz gibi herhangi bir sorun yok. Kablomuz paylı. Zaten en son açılmadaki gerginliğe göre kablomu ayarladım. Diğer tarafın da contasını kapatalım. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi buradaki işlemlerimizi tamamladık. Şimdi diğer kapıları göstermeyeceğim. Çünkü ön ve arkadaki yaptığımız işlemlerin aynısını sol taraf kapıları için de yapacağız. Hepsini bir yerde toplayacağım elektriklerin. Tek bir kablo ucu olarak ben elektriğini nereden alacağım göstereyim. Şimdi bu arka kablosunun da geçiş noktasını göstereyim sizlere. Ön tarafı geçmeden önce buradaki söktüğümüz plastiği kapatalım. Şöyle tırnaklar denk gelecek şekilde denk getirerek yerine yerleştiriyoruz. Sonra üstten aşağı bastırarak buraların böyle tırnaklarını oturtuyoruz arkadaşlar. Arkadaki kablomuzu buradaki kablo kanallarına böyle takarak ön tarafa doğru alıyoruz. Şimdi bunu buradan yukarı alacağız. Bunu bilerek böyle kısa tuttum. Hani şu kabloya ek yapacağım. Tek bir kablo üzerinde toplayacağım. Soldan gelenleri de tek bir kablo üzerinde toplayacağım. Bunun için şuradaki saklama gözümüzü de bir sökeceğim. Burayı sökebilmek için açıyoruz şöyle. Şuradaki pistonun tırnağından kurtarıyoruz. Daha sonra yanlardan bastırıp şu tutan tırnakları alıyoruz. Şöyle çekip buraya aldık arkadaşlar.
Ben arkadan gelen kabloyla ön kapıdan gelen kabloyu şöyle lehimledim. Siz bunları soyup elektrik bandıyla bantlayabilirsiniz. Bunu buradaki böyle boşluğa bırakarak çekeceğiz bunu. Şimdi ben bunu nereden alacağım elektriğini onu göstereceğim. Burasını hala kapatmıyorum. Çünkü buradan ekranın ön tarafına doğru bu kabloyu çıkartacağım. Nasıl çıkartacağımı da göstereceğim. Çünkü elektriğimi dörtlü düğmesinden alacağım. Yani dörtlü flaşör düğmesinden alacağım. Şimdi bu düğmeye ulaşabilmek için ekranın çerçevesi ve doğal olarak üzerindeki şu havalandırma üzerindeki çerçevede çıkacak. Nasıl yapacağız? Şu köşeden şöyle kemik malzemesiyle girince böyle attırabilirsiniz bunu rahat bir şekilde. Şöyle orantılı bir şekilde çekmeniz lazım. Yoksa sıkıntı çıkabilir. Gördüğünüz gibi burayı aldık. Sonrasında ekranınızın şöyle çerçevesini yanlardan çekiştirerek bunu da söküyoruz buradan arkadaşlar. Dediğim gibi şu dört düğmesinin aydınlatmasından alacağım. Ben bunu buraya bağlayarak farlarım yandığında ip neonlarım yanmaya başlayacak. Yani her zaman çalışmasını istemiyorum. Şöyle arkasındaki tırnaklara basarak çıkartıyoruz. Bu kabloyu aşağıdan nasıl alacağız? Dediğim gibi burayı kapatmamıştık. Elimiz alttan giriyor. Şöyle elimizi alttan yerleştirip şuradan kabloyu veriyoruz. Kablonun fazlalığını da içeri alıyoruz. Arkasından şöyle kablomuzu şu ekranın altından bu tarafa doğru aktarıyoruz. Şimdi buradan elektrik bağlantısının bitmiş halini göstereyim. Çünkü çekim alanım zor. Yani bir yandan yaparken bir yandan gösteremiyorum. Ama hangi kablo hangi renge bağlanıyor onu sizlere göstereyim. Evet arkadaşlar, ben buradaki elektrik bağlantılarını yaptım. Şöyle göstereyim. Şimdi biz bu soketimizi çıkartınca üzerindeki şu ambalajı geri sıyırdım. İçinde 4 tane renk var. Dışta gri, hemen bir yanında yeşil ve yanlarında 2 tane beyaz siyahlı kablo. Dörtlerimiz ne? Gri ile şu en dıştaki beyaz siyahlı kablomuz. Aydınlatma kablolarımız ise yeşille beyaz siyahlı ortadaki kablolarımız. Ne yaptık? Biz ürünlerimizin artısını yani kırmızı ucunu yeşilli kablodan aldık. Eksisini de buradaki dediğim gibi ortadaki beyaz siyahlı kablodan aldık. Bu şekilde bağlantısını yaptık. Şimdi ben bunu güzelce kapatacağım tekrardan. Şimdi buranın geri toplanma işlemini sizlere göstereyim. Şimdi ekran çerçevemizi yerine takacağız. Şöyle ilk önce soketler sokete denk gelecek şekilde yerleştiriyoruz. Buradaki kablo tırnak yolunu kapatmasın. Dikkat ediniz. Burayı da aynı şekilde oturtturduk. Daha sonra çerçevemizi düzgün bir şekilde tırnaklar tırnağa denk gelecek şekilde oturtuyoruz. Yerine basarak tırnağımızı iyice oturtuyoruz. Arkasından buradaki söktüğümüz çerçeveyi de yerine oturtuyoruz. Tam hizalı şekilde yerine yerleştirdikten sonra artık şöyle bastırarak tamamen oturtuyoruz arkadaşlar. Dikkatinizi çektiyse ben buradan bir tane kablo bağlantısı yapmıştım. Çünkü niye? Ben sol taraftan getirdiğim kabloyu da aşağıdan ek yaptığım yerin biraz ilerisinden tekrar lehimleyerek montajladım. Yani tek bir kablo olarak çıkarttım buradan. Yani burada topladım bütün kablolarımı. Bu şekilde buraya da elektrik bağlantısını yaptı. Şimdi buradaki söktüğümüz diğer yerleri de kapatalım ve işlemleri sonlandıralım. Buradaki söktüğümüz parçayı tam böyle yine karşılıklı denk getirerek yerine ittiriyoruz böyle tırnaklar oturur. Arkasından şu sol tarafındaki plastik somununu geri takıyoruz. Buradaki parçamızı da tırnaklar tırnağa denk gelecek şekilde hizalı bir şekilde denk getirip üstten aşağı bastırıyoruz. Ve buranın da oturmasını sağlıyoruz. Son olarak burayı da geri takacağız. Şöyle söyleyeyim. Şurada tırnaklar vardır. Bunun karşılığına takacaksınız. İlk önce karşılığını oturtturuyorsunuz. Sonra yukarı ittirerek şuradaki tırnaklar geçiyor. Arkasından da şuradaki söktüğümüz plastik piston yapısını da takıp burayı da kapatıyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar, ürünümüzün montajını yaptık. Tüm işlemleri tamamlayarak aracımızı toparladık. Artık kullanıma hazır. Şimdi sorun var mı yok mu gibisinden farımı açacağım. Bakacağız çünkü gündüz olduğu için çok anlaşılmayacak ama ben size yine akşam karanlığındaki görüntüsünü göstereceğim. Şu anda farlarımı açıyorum. Gördüğünüz gibi ip neonumuz sorunsuz bir şekilde çalışıyor. Şu an tek kapı üzerinden gösteriyorum ama akşam karanlığında 4 kapıyı da sizlere göstereceğim tek tek. Gördüğünüz gibi ürünümüz sorunsuz bir şekilde çalışıyor. Evet arkadaşlar, akşam karanlığında ip neonlarımız nasıl görünüyor size şimdi onu göstereceğim. Şu anda
Akşam ezanı okundu. Yani yaklaşık bir 15 dakika oldu. Çok zifir karanlık değil. Aslında dışarıda göz gözü görebilecek noktada ama telefonla çektiğim için karanlık çıkıyordu. Ben de biraz tavan ışıklarını yaktım. Yani biraz belirginliği, yani kapı üzerindeki ışığın nasıl göründüğünü görebilmek için bu şekilde görüntü alıyorum arkadaşlar. Şimdi farlarımızı yakıyoruz ve kapı üzerinde nasıl bir etkisi var görelim. Gördüğünüz gibi kapılarımıza uyguladığımız ip neonlarımız bu şekilde görünüyor. Bu sağ tarafın kapısı. Gördüğünüz gibi bu şekilde güzel bir görünüme sahip oldu kapılarımız. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi sol kapılarımızın da ip neonları bu şekilde. Evet arkadaşlar, bir uygulamanın daha sonuna geldik. Başka bir uygulama videosunda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakınız. İyi günler.